Selamlar, selamlar, merhabalar. Şimdi başlıyoruz hocam. Şimdi başlıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Aman dikkat edin hocalarım kendinize. Bu havalar bir iyi, bir kötü. Hiç belli olmuyor gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Çok sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz işte. İyi olmaya çalışıyoruz. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün yine metin çevirisi yapıyoruz beraber. Sevdiğimiz bir ders. Haydi bakalım, hazır mıyız? Başlayalım mı? Hocam depar başlamıştı değil mi? Katılabilir miyiz? Ya da geç mi kaldık? Hayır, hiç geç kalmadınız. Depar sadece daha bir gün işlendi. O da Salı günü. Bugün ikinci ders olacak. Eğer böyle bir düşünceniz varsa kesinlikle ve kesinlikle katılmanızdır tavsiyem. Henüz geç kalmadınız, hatta çok iyi yakaladınız diyebilirim hocam. Çünkü hani birkaç gün daha geçerse eğer hani böyle sıkıntıya düşersiniz. Hani dersler eklendikçe siz de yakalama konusunda zorlanırsınız. Onun için eğer düşünüyorsanız hemen katılabilirsiniz. Çok güzel başladık deparla. Çok güzel bir enerjisi var. Ders su gibi aktı. İlk ders benimleydi. Su gibi aktı. Bugün Ece Hoca ile devam ediyor. Pazartesi, Salı bende. Perşembe Ece Hoca da. Bu şekilde devam edeceğiz hocalarım. Şimdi geldik bugünün olayı, metin çevirisine. Şimdi bakalım. Güzel bir metin var elimde. Bir tık böyle uzunca. Bakalım ne söylüyor, ne vermiş, ne istiyor. Şöyle beraber bir inceleyelim hocalarım metnimizi. Şimdi heritability. Heritability ne demek? Kalıtsallık ya da kalıtımsallık da diyebiliriz. Kalıtımsallık. Kalıtımsallık öznemiz, is cümlemizin yüklemi. Kalıtımsallıktır dir çevirisi veriyorsun. Doğru mu? Dır dir diye çeviriyorsun. Neyin bir ölçüsüdür? Bir ölçüdür. Neyin? Hemen bakalım. Göreli genlerin öneminin bir ölçüsüdür. Ne yapmada? Karar vermede. Dikkat bak. Prebinin kullanımına dikkat burada. Nerede kullandın? Şurada kullandın. Bir de burada kullanacaksın. Bak bir cümlenin içerisinde aha şurada da var. Aa, bir de burada da var. Kaç tane prep kullanmasın, kaç tane prep kullanımından bakın söz ediyoruz hocalarım. Bir cümlenin içerisinde dedik ki bireyler arasında, among arasında diye çeviriyorduk. Hatırlayalım, arasında. Peki bu arasında bizim için ikiden fazla şey arasında veriyordu. Between mesela şöyle düşünün. Between de arasındaydı bizim için. Bu da arasında demekti. Cat and dogs. Kediler ve köpekler arasında dersem evet. Ama among bu da arasında anlamında biliyorsun. Animals dersem hayvanlar arasında dediğim için bak ikiden fazla şeyi karıştırmış oldum artık burada. Bireyler arasında özellikleri ve şeyleri şöyle çevirelim. Özellikleri, niteliksel özelliklerde neyi belirliyoruz? Bir çeşitliliği belirlemede genlerin göreli öneminin ölçüsüdür. Cümleyi tabii ki baştan alırız. Bakın cümle şuradan başladı, cümle burada bitti. Yok hocam bu yok. Yüz çeviri içerisinde yok. Kalıtımsallık, kalıtımsallık göreli bir genlerin göreli bir önem ölçüsüdür. Karar vermede, çeşitliliğe karar vermede, niteliksel özelliklerdeki çeşitliliğe karar vermede, bireyler arasındaki niteliksel çeşitliliğe karar vermede genlerin göreli öneminin ölçüsüdür kalıtımsallık. Ancak hesaplanan kalıtımsallık değeri ki buraya kadar bakın bizim cümlemizin nesidir? Öznesidir. Hesaplanan kalıtımsallık değeri iz yüklemi. Nedir? Unique, eşsizdir. Popülasyon yani eşsizdir, özgüdür, bir şeye özgüdür. Ne diyelim bakalım?
Popülasyona özgüdür. Popülasyona eşsizdir. Peki nasıl bir popülasyon? Which in which deyip açtın. Aslında burada verin bir ikamesini kullanmış oldun. Doğru mu? Popülasyon deyip açtım. In which deyip. O ölçülürmüş ve ne olduğunun popülasyonun çevresine ve ölçümüne ait bir popülasyona ait olduğu. Yani ölçüldüğü popülasyona ait olduğu bir kalıtımsallık değerinden bahsettin. Böyle bir değer olmasından bahsettin. Peki sonrasında spesifiti neyden bahsediyorum? Belirlilik. Belirlilik. Kalıtımsallığın belirliliği means şu anlamına gelir. Şuraya kadar bizim için cümlemizin öznesi. Yine özneden söz ediyoruz. Means ne anlamına gelir? Yüklem şu anlama gelir. Means that. That deyip açtık. Bu that bizim için ne dedi? Bir noun clause dedi. Hocam noun clause dedi ne demek? Şimdi hocalarım gördüğünüz that'ler var. Doğru mu? Bazı that'ler görüyorsunuz ya da bazı which'ler görüyorsunuz. Ne bileyim who görüyorsunuz. Where görüyorsunuz. Bunları neye göre karar vereceğiz? İşte relative clause olursa ne oluyor? İşte non clause olursa ne oluyor? Ne demek bunlar? RC dediğimiz relative clause'dur. Bu ifadeler kendinden önce isim almalılardır. Kendinden önce isim alacaklar. That, işte which, who gibi ifadeler. Ama bunlar kendinden önce özellikle that bla bla diyelim oraya da that, which, who, whom, where sallıyorum who olsun bla bla devam ediyor. Buraya neler alabilir biliyor musunuz? Bunu kırmızıyla yazalım. Bakın fiil alabilir. Be ifadesini alabilir. Sıfat alabilir. Prep alabilir. Bunların hepsini alabilir hocalarım. Farkı ne hocam? Bunlarda hiçbir şekilde çeviri yapmıyoruz ama bunların çevirisini yapıyoruz. Ne demek? That'in bir çevirisi yok. That'te çeviri yapmıyorsun ama which geldiğinde hangi diye çeviriyorsun. Who geldiğinde kim diye çeviriyorsun. Zaten sen ne zaman çeviri yapıp yapmayacağını ya da non-clause Allah non-clause, relative clause olduğunu anlarsın. Neye göre anlayacaksın onu da? İşte kendisinden önceki ifadenin hangisi olduğuna bakarsan anlayacaksın. Şimdi det olunca ek bilgi mi olmuş oluyordu? Şimdi şöyle mesela isim var burada tamam mı? Sallıyorum ne olsun? Book. Sen book deyip det deyip açıyorsan bak buradaki det senin için relative clause dedi. Kendinden önceki ismi niteliyor. Yani onunla ilgili sana içeride bilgi veriyor. Sallıyorum bu da ne olsun? Believe olsun. Buradaki fiilim de believe olsun. Tamam mı? Cümleler geliyor. Sonra that dedim. Buradaki de benim için bir noun clause that olmuş oluyor. Neden? Kendisinden önce bir verb kullandığım için. Kendisinden önce bir noun kullandığım için. Anlaştık mı? Buradaki that'le buradaki that'in ortak yönüne kendinden öncekileri. Bakın noun clause that'i diğer that'lerden farklıdır. Buradaki det'in amacı burada cümlenin içerisinde det'ten sonra gelen yerde neyin verilen fiilin ne olduğunu açıklar. Yani burada inanılıyor şuna, inanır şuna. Neye inanır, neye inanılıyor det deyip onu açıklıyorsunuz. Burada tanım yapıyor, burada açıklama yapıyor. Ama sallıyorum, sallıyorum. I don't know, sallıyorum böyle geldi cümle. Don't know which. Bula bula. Şimdi bakın burası bir verb mü? Burası bir verb. O zaman burası ne? Burası bir noun clause. Sen buradaki olayı artık çevirisini yaparsın. Bilmiyorum hangi dersin? Bak çevirisini yaparsın. Hangi nokta nokta cümlenin devamı nasıl geliyorsa. Anlaştık mı? Sadece arada böyle bir fark var. Geçtim tekrar kaldığım yere. Kalıtımsallığın belirliliği means that şu anlama gelir. Bak kendisinden önce fiil olduğu için noun clause dedim. Noun clause that'i kendisinden sonra bir ne yapıyordu? Açıklama yapıyordu. Biz çok dikkatli olsak iyi olurmuş. Should be. Should bizim için bir tavsiye öneri modalıydı.
Melimalı'dan ziyade sessa iyi olur diye çevirmemiz bizim için çok daha faydalı hocalarım. Çok dikkatli olsak iyi olurmuş. Kullanırken, kalıtımsallığı kullanırken ne yapmak için? Ölçmek için. Genlerin genel önemini ölçmek için, bir özelliği geliştirmek için, genlerin özelliği önemini ölçmek, genel önemini ölçmek için kalıtımsallığı kullanarak çok dikkatli olsak iyi olur anlamına geliyormuş bu bizim için. Doğru mu? Sonrasında. Famous, ünlü bir yanlış anlama. Kalıtımsallığın ünlü bir, yani çok böyle bilindik bir yanlış uygulaması, application, yanlış uygulaması comes from, nereden geliyormuş? Bir kitaptan geliyormuş. Ünlü bir yanlış uygulama. Kitabımızda The Bell Curve bu kitabımızdan geliyormuş. Sonrasında bu kitap kim tarafından, bakın ney tarafından, kim tarafından, iki virgül arasında bize veriyor bilgisini. Charles ve Richard tarafından yayınlandı diyor. Doğru mu? 1994'te yayınlanan bir kitaptan geliyormuş. Bakın buradaki published ifadesi bizim için verb 3 kısaltma ifadesidir. Doğru mu? Çünkü niye ben böyle bir şey söyledim? Ben burada kitap yayınladı diyemem. Doğru mu? Kitap yayınlamaz. Kitap yayınlanır. O yüzden de pasif bir ifadede kullandığım için, bakın by kaynaklı, ille by hemen sonrasında olmak zorunda değil. Bu şekilde iki virgül arasında da kitapla ilgili bilgi verebilir bana, değil mi? Charles ve Richard tarafından yayınlanan, 1994'te yayınlanan The Bell Curve kitabından bahsediyoruz burada. Sonrasında bu kitapta, bakın bu kitapta neyden bahsediyor? Yetkililer raporladılar şunu. Bak, yetkililer raporladılar şunu. Yine bir det söz konusu. Raporladılar. Bir özne yüklem. Sen bunun yüklem olduğunu anlamasan bile bir öznesi var, sonrası zaten yüklem. Fiilden sonra geldiği için bu da bir non-clause ifadesi. Yetkililer şunu raporladılar. IQ seviyeleri farklılaşırmış. Ney arasında? Alt popülasyonlar arasında farklılaştığını. ABD'de alt popülasyonlar arasında farklılaştığını yayınladılar, raporladılar bu kitapta. Şey, yetkililer diyorum, yazarlar. Yazarlarımız, yani bu Charles ve Richard, kitapta ne yapmışlar? Demişler ki ABD'de alt kültürler arasında IQ seviyelerinde, IQ puanlarında farklılıklar var diye söylemişler. Sonrasında beyaz Amerikalılar arasında IQ ortalaması nedir? IQ ortalaması yaklaşık 100'dür. 100 iken ney arasında? Afrika Amerikalılar popülasyonları arasında IQ ortalaması neredeyse 15 puan daha düşüktür. Anlaştık mı? Bakın cümlelerimi ne yapıyorum? Toplaya toplaya gidiyorum. Kelime kelime birbirine tuttura tuttura gidiyorum. Ve hiç acele etmiyorum farkındaysanız. Hiç acele etmediğim için de cümlelerimi daha rahat bir şekilde topluyorum. Dedim ki beyaz Amerikalılar ve kim arasında bir karşılaştırma kıyas yaptık? Afrika Amerikalı popülasyonlar arasında Afrika Amerikalı popülasyonların neredeyse 15 puan daha düşük olduğunu gördük. Bir konservatif bizim için ne diyor? Konserveden hatırlayın. Ne yapıyorsunuz? Aslında bozulmasın diye onu bir tık koruyorsunuz. Böyle koruyucu, tedbirli bir tahmin, estimate, tahmin. Tedbirli bir tahmin kullanma. Kalıtımsallığın tedbirli bir tahminini kullanma. Ama bir daha var. Zekanın kalıtımsallığının tedbirli bir tahminini kullanma. Hep of olduğu için artık sağdan toplaya sağdan toplaya geldim, devam ediyorum. Bunu kullanarak onlar tartıştılar. Argue. Bakalım ne söylüyorlar. That deyip açtım. Bir non-clause kendisinden önce, yine özne yüklem olduğu için. Ne konusunda bakalım?
IQ farklılıkları ne arasında? Beyazlar ve siyahiler arasındaki IQ farklılıkları esasen primary'ları esasen den dolayıdır. Due to, den dolayı demek değil mi? Den dolayı, şundan dolayıdır diye burayla birleştiriyorum. Nereden dolayıdır, neyden dolayıdır? Bir genetik farklılık. Zeka arasındaki bu gruplar arasında zekadaki genetik farklılıklardan dolayıdır. IQ farklılıkları bu gruplar arasında zekadaki genetik farklılıklardan dolayıdır esasen. Cümleler bir tık böyle uzun tutulmuş, uzun uzun olmuş. Aslında tam bir hani ÖSYM'nin sevdiği tarzda yani yok deli YDS adına sevdiğimiz tarzda metinler. Zaten aslında ne diyeyim? Yani bu çıkmış bir metin aslında. YÖKDİL'de çıkmış bir metin. Onun için size bunu çevirmek istedim. Sonrasında ancak on closer look, close yakın. Daha yakından baktığımızda ancak biz daha yakından baktığımızda biz görebiliriz. Bak biz görebiliriz. Güzel. That var. Fiilden sonra geldi. Yine bir non-close oldu mu? Oldu. Yakından baktığımızda ancak yakından baktığımızda biz görebiliriz şunu. Neyi görebiliriz hocalarım? That deyip açtık. Herstein ve Murray'ın sonuçlarının is flawed. Flawed böyle suçlu, hatalı, defolu. Suçlu demeyelim de defolu, hatalı. Murray'ın ve Herstein'ın sonucu hatalı. Bu farklılıklar tamamen den dolayı olabilir. Bak den dolayı olabilir. Çevreden dolayı olabilir. Şimdi kult'la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Kult bizim için hem past anlamda hem present anlamda kullandığımız biliyorsunuz ki bir modelimiz. Evet past bir model ama present anlamda da kullandığımızı asla unutmayın. Past anlamında ihtimal ve aynı zamanda bir yetenek anlamı kazandırıyorum. Ama cult present'ta da kullanılıyor. Present kullanımında da ihtimal anlamını kullanıyorum. Günümüz present, günümüz ihtimal anlamını kullanıyorum. Ve hani bu da böyle az rastlayabileceğim bir şey değil. Asla bu bilgiyi unutmamam lazım. Karşıma çok sık çıkıyor arkadaşlar. Sonrasında bu farklılıklar tamamen çevreden dolayı olabilir dedik. Ne yapıldığında? Demiş ki bakıldığında tarihine, mevcut sosyal ekonomik statüsüne, Afrika Amerikalıların sosyoekonomik mevcut sosyoekonomik statülerine ve tarihine bakıldığında ABD'de o certainly kesinlikle mümkünmüş. Ne olması mümkün? That deyip açtım. Onların çevresi is less, daha az zenginleşiyormuş. Neyden? Ortalama bir çevreden deneyimlenen, beyaz bireyler tarafından deneylenen ortalama bir çevreden daha az zenginleşiyormuş onların çevreleri. Anlaştık mı hocalarım? Neden tuhaf dediniz Büşra'cığım? Ne için tuhaf dediniz? Var mı anlamadığınız, böyle sormak istediğiniz bir yer, bir şey? Rica ederim. Rica ederim hocalarım. Ne demek? Rica ederim. Güzel bir metin çevirisi yaptık. Güzel bir metin çevirisi yaparak bir dersimizi geçirdik. Son cümleyi tekrar edebilir miyim? Tabii ki birkaç kere istek gelmiş. Dedi ki o tamamen neye bakıldığında şuradan alalım hadi. Tarih ve mevcut sosyal ve ekonomik statüsü Afrika Amerikalıların ABD'de göz önüne alındığında o kesinlikle mümkün olacakmış. Ne olduğu onların çevrelerinin daha az zenginleştiği. Neyden? Ortalama çevreden. Beklenenden, beklenen tarafından, beyaz bireyler tarafından deneyimlenen ortalama bir çevreden daha az zenginleşecekmiş diyeceğim. Ha, IQ farkı olmasına şaşırdık. Engin hocam neden öyle söylediniz? Hocam böyle metinleri nereden bulabilirim? Sizlere tavsiyem hocalarım şudur.
Eğer bu tarz elinizde materyal yoksa ya da bir çeviriniz yoksa şimdiye kadar yapılmış tüm sınavları YKS, YDS, YÖKDİL, ÜDS, KPDS bunların metinlerini kullanabilirsiniz. Sorularını demiyorum çok geçmiş yılların ama metinlerini kullanarak ne yapabilirsiniz? Bu şekilde çevirinizi geliştirebilirsiniz. Hem ÖSYM'nin dilini hem de ÖSYM'nin kullandığı kelimeleri hem de konulara hakim olmuş oluruz. O yüzden tavsiyem tüm hepsini kullanabilirsiniz. Hocam ben cümle ortasında geldiğinde birinci cümleye mi ikinci cümleye mi bağlayacağız? Şöyle mesela while burada geldiyse şurası xy diyelim ki buraya bağlayacağız. While xy diyelim ki buraya bağlayacağız. Buraya bağlayarak toplayacağız. Buraya bağlayarak toplayacağız. Tamam. Sınav ücretleri artmıştır hocam ya. Artmıştır. Hangi yıldan sonraki soruları çözmeliyiz? Yani yok dilde istiyorsanız 2020'den sonrasını çözebilirsiniz. 19 ve 18 çünkü ÖSYM'nin hazırladığı sınav olmadığı için daha rahat, daha kolay sınavlar. O aldatıcı bir tık o yüzden. Nereye bağlayacağız? İşte buradaki cümleyi while'a bağlayacağız. Böyleyken şöyle oldu. Ya da buradaki y cümlesini while'a bağlayacağız. Şöyleyken şöyle oldu gibi. Ezvelez de ortadaysa yine zaten ezvelez ekleme bağlacı. Zaten bulunduğu yere bağlanıyor. Yani diyelim ki işte bahsetti bana sallıyorum online eğitimin faydalarından bahsetti. Ezvelez deyip bir tane daha ekledi. Zaten ekleme yapıyorum. Bir yere hani bulunduğu cümleye direkt bağlayarak geçeceğim. Yanı sıra ek olarak dediği için. YDT adına da aynı yıl mı? Yo YDT'yi bence hani LYS'den sonraki zamanda çözebilirsiniz. 2020'den başlamayın. Bir tık daha yani YDT olduktan sonra başlayabilirsiniz hocalarım. Diyorum ve ben kaçıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Aman tüm dersleri kaçırmayın. Gelin beraber çeviriler yapalım, sorular çözelim hocalarım. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın.